Evet, devam ediyoruz memleket meselesinde kaldığımız yerden. Sayın Tülay Demir Oktay'la konuşuyorduk. Siz o bölgede Diyarbakır anneleriyle bir aradaydınız. Kitabınızın konusu zaten bu. Ben de size sordum. Herhangi bir sorun teşkil ediyor muydu? Ne problemi var? Siz de dediniz ki anneler zaten böyle söylüyor. Buradaki problem terör örgütü, PKK problemi ve HDP ne olarak görüyor dediniz. Orada sonuna gelmiştik. Tekrar edin isterseniz oradan devam edelim. HDP... PKK'nın kesinlikle bir askerlik şubesi gibi, yani sadece eleman kaynağı için bir askerlik şubesi gibi çalışmıştır diyorlar. Bu kitaptaki çıkardığımız sonuç artık bu oldu. Çünkü ben sadece Diyarbakır anneleriyle değil, örgütten kaçan gençlerle de röportajlar yaptım. Ve bu gençler hepsi de aynı şeyi söylediler. Biz HDP gençlik merkezlerinden götürüldük. Buralarda kandırıldık, buralardan teslim edildik. Hatta birçoğu teslim edildiğinin farkına bile sonradan varmışlar. Yani o kadar beyinleri yıkanmış, kandırılmışlar. Zorla götürülenler de var aralarında. Yani pikniğe diye götürülüp sonra yolda arkadaşı inip teslim edenler de var. Ve bunlar hepsi HDP gençlik kollarından götürülmüş. Onun için şu an gençler bu anlattıklarıyla aslında ve Diyarbakır anneleriyle HDP'nin de gerçek yüzünü ortaya çıkarmış oldu. Bu bir şekilde belgelenmiş oldu. Şimdi burada dinlediğim zaman aslında şöyle üzülüyorum. Yani bu kadar her şey ortaya çıkmışken HDP'nin tamamen aslında PKK, yani o en son Duran Kalkan'ın konuşmasını ben diyorum ki bu isim ilk dinlediğimde nereden aklıma kaldı diye. Sonra tekrar düşününce hatırladım. Bir tanesi bu adamın kendisinden eğitim almıştı hatta. Yani terör örgütünden kaçan. Evet, 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 evet. Eğitim almıştı, biri. Evet. Ve oradaki aldığı eğitimde, yani üniversiteden giden gençleri sözde akademik kariyer gibi böyle bir kursa, bir yere tabi tutuyorlar. Eğitim aldıktan sonra da işte bunları şehir yapılanmalarında kullanıyorlar. Herhangi bir para sorunları yok. İstedikleri gibi gençleri kandırsınlar diye eğittikleri bu insanları görevlendiriyorlar. Herhangi bir para sorunları yok. Açıklamanız çok önemli. Evet. Aslına bakarsanız. Gerçekten çanta çanta para geliyormuş bu şehir yapılanmasındaki çalışan gençler için. Ve o benim karşılaştığım gençler görüntüleri de herhangi bir teröriste bile benzemiyor. Yani o kadar tamamen bir imaj yaratılmış ve gençleri kandırmak için çıkmışlar. Onun için burada bizim gençlerimize sahip çıkmamız, özellikle üniversitedeki yani gençleri. Yani şehirlerde çocukları, gençleri kandırmak için bununla, evet, görevlendirenler. Bununla görevlendirmişler ve herhangi bir para sorunları da yok. Evet, hatta benim konuştuğum genç Kuşadası'nda görevlendirilmiş. Bir otele yerleşmiş orada. Para ihtiyacı da yok. Sonra bunlar gençleri kandırmaya başlıyorlar. Yanaşıyorlar yanlarına. Arkadaşlık yapıyorlar. Hatırlattı. Son zamanda çökertilen bir terör örgütü vardı ya, meşhur Adnan Oktar'ın. Hmm. Değil mi? Evet. Yani sanki aynı hepsinde ortak bir model varmış. İyi giyimli, düzgün, evet, para problemi olmayan, gençleri kandırmak üzere yola çıkan. Kesinlikle. Aynı PKK terör örgütüne kesinlikle de bu şekilde İnanın eleman misiniz? Temin Bütün ediyorlar. Türk filmlerindeki ve yabancı filmlerdeki bu gençleri kandırmak için kullanılan teknikler var ya, o tekniklerin hepsi kullanılmış. Var olan tekniklerin hepsi kullanılmış bu gençleri kandırmak için. Yani kendisine aşık edenden tutun, parayla yani gözünü boyamaktan tutun. Her şekilde kandırılmış. Son bir milletvekili, HDP'li milletvekili Semra Güzel'in anlattığı senaryo da aslında buna benziyordu. Yani desteğinin ötesinde. Kaçtı. Kaçtı. Türkiye'den kaçtı ve tanıştırılma hikayesi teröristle, nişanlısıyla buna yani benziyordu. Burada görevlendirilen gençlerdi. Tamamen temiz duygularla HDP gençlik merkezlerinde zaten onlar da direkt PKK'ya götürülmek için çalışmalar yapmıyorlar. Önce tamamen toplumsal olaylarda çalıştırılmak için. Yani çevre kirliliği, kadın hakları, çocuk hakları, istismar gibi tamamen toplumsal olaylarla bu gençler önce böyle eylemlere hazırlıyorlar. Sonra orada bakıyorlar ki eğer yeteneği varsa ona göre bu sefer PKK'ya, terör örgütüne yönlendiriyorlar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu kadar artık yani HDP, PKK birse, tekse biz hem içeriden hem dışarıdan mücadele etmek zorundayız. Onun için altılı parti, yedili parti, sekizli parti, on sekizli parti teröre karşı duramadıktan sonra, vatanına sahip çıkma gibi bir derdi olmadıktan sonra o oyun ne kıymeti olacak? Şu an tam uyanma vakti aslında hepimiz için. Benim, senin, bütün gençlerin, bütün Türkiye'de yaşayan
kendisini bu ülkeye ait hisseden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi için geçerli. Bu şu anki olaylar geçmişteki olaylarla aynı değil. Çünkü onlar zaten legalleşmeye çalışıyorlardı ki kısmi bir şekilde legalleştiler. Yurt dışında da legalleşmeye çalışıyorlar. Onun için yurt dışında da ofisler açılıyor ve legalleşme sürecindeler. Siz bu legalleşmeyi HDP ile mi sağladığını söylüyorsunuz? Elbette. PKK terör örgütü. Elbette. Yani Türkiye içerisinde sonucunda. Kesinlikle ve gençlerin kendi anlattıkları, annelerin kendi anlattıkları. Biz önce ben de her bir vatandaş gibi ilk televizyonda gördüğümde ne olduğunu henüz anlamamıştım. Ama o merdivenlere gittiğimde annelerle konuşunca ilk kez yani 47 yıl sonra annelerin teröre baş kaldırması zaten 47 yıldır korkuyla baskıyla bu insanları orada susturmuşlar, durdurmuşlar ve bu anneler çocuklarını ya yani bir önceki jenerasyon 86 ile 96 yıllarında yurt dışına kaçırmış, büyük şehirlere kaçmışlar. Yani bu terör belasına kaçmak için her şeyi yapmışlar zaten. Hı hı. Ama artık şimdi diyorlar ki hayır, biz kendimiz teröre karşı baş kaldırıyoruz ve bu çok kıymetli bir şey. Yani 47 yıl kesinlikle. Sonra annelerin biz çocuğumuzu, evladımızı istiyoruz demesi çok kıymetli. İlk Hacire annenin oraya gidip oturmasaydı, oraya evladıyla kavuşamasaydı biz hiçbirimiz bu olayı anlamayacaktık bile. Korkuları terör örgütü PKK'nın baskısı, zulmü işte 80'lerde 90'larda yaşananı biliyoruz, sesini evet. çıkartamama. Şu anki o güvenin annelerin o güveni, o özgüveni yani anneliğin özgüveni daha başkadır ama devletin arkasında olduğunu bilmesini ya yani karşısında da kesinlikle. Silahlı bir terör örgütü evet. var. Buradan mı kaynaklanıyor? Kesinlikle. Sizce? Annelerin söyledikleri şu, biz eskiden devleti arkamızda hissetmiyorduk. Ama şu an bu cesareti gösterdikten sonra devlet bu annelerin arkasında durdu. Ve devletin gücünü tamamen kendi arkalarında hissettikleri için de anneler artık birlik olmaya başladı. Ve annelerin sayısı orada çok fazla yükseldi. Ve gerçekten de PKK'nın korkulu rüyası haline geldi. Çünkü oradan kaçan gençler de bunu anlatıyorlar. PKK'nın en büyük korkulu rüyası şu an Diyarbakır anneleri. Ya yani çözülmeler başladı orada ve hepsi kaçmaya çalışıyor. Kaçarken öldürülenler var, kaçmayı başaranlar var. Aslında şöyle, o buraya yani tekrar kaçmış olanlar daha öncesinde 7-8 sefer denemiş oluyor. Hatta birer yıl hapis cezası, hücre cezaları çekmişler. Tekrar güvenlerini kazanıp örgüt içerisinde. Ve şunu da söyleyeyim, yani oraya her kaçan gence dedim ki ben, yani kaçırılan gence veya da kandırılan gence, ne zaman anladınız siz onların iç yüzünü? Çünkü bana hep şunu söylediler. Biz anladık onların gerçek yüzünü. Hı hı. Onların Kürtlerle hiçbir derdi olmadığını, onların Kürtleri sevmediğini, Kürtlerin haklarıyla falan hiçbir alakaları olmadığını. Diyorum ki ne zaman pişman oldunuz? Gittiğimiz an. Ve bu kaçan gençlere dedim ki ben hiç mi korkmadınız geri kaçarken? Diyorlar ki biz Türkiye topraklarına ayağımızı atalım, istersek ölelim. O an ölmeyi göze almış gençler yani. Hani oradan kaçarken öldürülmeyi, geldiklerinde de Türkiye'de ben kendi topraklarımda ölmek istiyorum diye kaçan gençler yani. Onun için bu annelerin, Diyarbakır anneleri diye böyle çok çabuk geçiştiriliyor ama yani 47 yıl sonra bu annelerin bize, size verecek çocuğumuz yok, başlarım sizin Kürdistan davanıza ve evladımı söke söke alacağım diyen haykıran anneler ve nitekim de çocukları anneleri televizyonda görüyor ya da duyuyor ve tekrar geri dönüyorlar. Bunu gerçekten iyi okumak, doğru okumak lazım, iyi anlamak lazım. Ama tehlike de şöyle, HDP belediyelerdeyken kayyum atanmadan önce zaten yapacağını yapmış yani. Zaten yine korku, baskı, şantaj her şey yapılmış. Bize bir çocuğunuzu vereceksiniz, daha göndereceksiniz, biz de size iş veririz. Yani aklınıza gelen her şey var. Yani dinledikçe kanınız donuyor oradaki yaşananlara. Onun için şu an eski geçmiştekilerle alakamız olmaması gerekiyor. Şu an bizim hep birlikte buna dur dememiz gerekiyor. Hep birlikte bu vatana sahip çıkmamız gerekiyor. Şu an benim gözümde baktığım zaman tehlikenin çok daha büyük olduğunu görüyorum. Ve çıkıp bu insanlar mecliste biz kadınları artık susturamayacaksınız diye bağırıyor. Kadın hakları diye bağıran bir HDP'li milletvekili gördüm ben. Benim konuştuğum kızlar kim o zaman? Kızlar diyor ki bizi onlar götürdü, kendi elleriyle verdiler. O zaman ben HDP'li bir kadın milletvekilinden şunu beklerim. Bizim teröre verecek kızımız yok. O kendini mecliste öyle parçalarken sizin karşınızda belki de
İşte ben ona şunu sormak isterim. Sen o zaman neden bu kızlar oraya teslim edilirken kendini böyle parçalamıyorsun, yırtınmıyorsun? Ve anlatılan hikayelerde kadın haklarının ayaklar altına alındığı anekdotlar da var. Bu kadar kadın haklarını en çok ağzına alan insanlar bunlar. Ama kızları oraya götürenler de bunlar. Yani o kadar hem suçu işleyip, yani hem yapacağını yapıp, hem kötülük yapıp sonra da bunu masumlaştırmaya çalışıp bir şekilde buradan sıyrılmaya çalışıyorlar. Yani bu kızları kendileri teslim etmişler. Ben kızların birçok kızla konuştum ben. Gencecik kızlarla 14-15 yaşında götürülmüşler. 13-14 yaşında götürülmüşler. Şimdi gelmişler 19-20 yaşında. Tekrar hayata tutunmaya çalışıyorlar. Hem bunlardan hala korkuyorlar. Hem de çok fazla utanıyorlar. Yani sonuçta böyle bir damgalandıkları için de. Bizim bu çocuklarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor. Ama şöyle güzel bir şey oldu. Teröre kesinlikle bunlar artık dur dediler ve insan kaynağı, yani o biraz önce bahsettiğimiz işte kökü aslında kurutulmuş oldu. Çünkü PKK terör örgütünün istediği tek şey insan kaynağı. Sadece insan kaynağı. Gel öldür bitir, gel ölsün. Yani sadece insan kaynağı, eleman kaynağı. Neye hizmet ettikleri bile belli değil. Aslında organize suç örgütü şeklinde her türlü suç işleniyor zaten orada. Terör örgütünün de ötesinde aynı zamanda, yani aynı zamanda organize suç örgütü. Yani bunu oradaki Kürt halkı çok farkında. Yani oraya gençler de çok farkında. Oradaki anneler zaten hepsini çok iyi biliyor, tanıyor. Onlar farkında. Biz sadece bunları daha yeni yeni fark etmeye başladık. Onun için bu kez gençlik merkezinden götürülmüş olmaları da şimdi tehlikenin boyutunun aslında daha da büyük olduğunu gösteriyor. Çünkü kaçan gençler diyor ki buradaki milletvekillerin hepsinin listesini PKK yapıyor zaten. Ben zannediyordum ki yani bu bir Kürt partisi ve kendisini tamamen terörden arındırmış ve Kürt hakları için çıkmış olan bir parti. Gayet şey gözüküyor değil mi? Demokratik bir parti olarak gözüküyor. Romantik baştan, söylemler. İlk başta. Söylemleriyle, yaptıklarıyla ve şöyle, oy verenler arasında da yani çok fazla sayıda PKK ya da şey Kürt olmayan da bir sürü insan da oy da vermişti o dönemler. Ama şimdi gerçek yüzü dediğiniz ortaya, anlaşılan yüz dediğiniz herhalde o. Bir de meclisteki söylemlere geldiniz. Ben Sayın Vekile şunu sormak isterim. Sayın Büyükgümüş, HDP'li Ömer Öcalan şunu diyor. Türkiye'nin ömrü uzun değildir. Türkiye kendi iç sorunlarıyla cebelleşecek. O günler uzak değildir diyor. Birincisi şöyle bir şey, Sayın Oktay'ın anlattıklarından hem kandırılarak gidildiğini, hem onlara nasıl bir dünya sunmaya vaat ettiklerini, nasıl bir PR'la yürüdüklerini anladık. Çok da güzel anlattı Sayın Oktay bize. Ama bir milletvekili bu parlamentonun çatısı altında. O zaman niçin milletvekili olmuşsunuz siz? O parlamentonun çatısı altında geleceğine güvenmediniz, bunu iddia ettiniz. Bir milletvekili bunu nasıl söyler? Türkiye'nin ömrü uzun değildir. Türkiye kendi iç sorunlarıyla cebelleşecek. O günler uzak değil diyor. Aslında bakın, bu kişinin milletvekili hangi açıdan sorgulanmalı? Birazdan Sayın Toper'e de soracağım. Aslında bakın hukuki kendilerinin açıdan ortaya koyduğu maskeyi ve ideolojilerini perdelemeye çalıştık stratejiyi nasıl bir cümleyle açık ediyorlar ve maskelerini ve tüm yüzlerini açık bir şekilde herkese gösteriyorlar. Hatırlayın, HDP'nin çıkarken, kurulurken ki amacı neydi? Daha önce o çizgide var olduğunu, kapatıldığını, kapatılan partilerin aksine biz Türkiye'lileşeceğiz dediler, öyle değil mi? Farklı kesimlerle kucaklaşacağız, bizim de yaptığımız hatalar oldu dediler vesaire vesaire. Ama bugün bakın, özellikle ülkemizin ismini hedef alarak bu memlekette yaşayan herkes tüm farklılıklarına rağmen, farklı düşüncelerine rağmen Türkiye'nin müreffeh olmasını, geleceğe güvenle bakmasını amaçlar. Ama sanki karşısında içinde konuşurken üzerinde bir ülkeden, bir vatandan, kendisine ait hissettiği bir yerden değil, bir düşmandan bahsederek hareket eden bir cümle, bir siyaset var karşımızda. Öyleyse görüyoruz ki farklı açılardan tüm bu maskelenmeye çalışılan hem ideolojik çalışmalar, hem sahada siyasette yaptıkları şekiller, hem de sivil toplum faaliyetlerinin hepsi maskelerden ibaret. Bunun bir görünen yüzü var. Bir de arkada gerçek stratejik bir amaç var. Ve zaman zaman bu cümlelerle bu stratejiler alenen ortaya çıkıyor. Türkiye'yi hedef alıyorlar. Bu toplumun tamamını hedef alıyorlar. Bu toplumun birliğini hedef alıyorlar. Şimdi meseleye şöyle bakalım.
özellikle Batı Avrupa'da bunların ortaya koydukları siyaseti teorize eden, ideolojik altyapısını oluşturan isimlerin yayınladıkları, ideoloji inşa ettikleri ideolojinin birer parçası. Yani Tülay Hanım bunları anlatırken benim aklımdan hep o teorisyenlerinin söyledikleri geldi. Kadın haklarını kullanacağız, çevre haklarını kullanacağız, şehirde mücadele edeceğiz. Artık bu mücadeleyi kırdan şehire taşıyacağız. Mesela bir dönem şehir savaşları başlatmaktan bahsetmişlerdi. Ya da hendek olaylarını düşünün. Şu an bir böyle mağduriyet edebiyatına ambalajlamaya çalıştıkları Selahattin Demirtaş bu ülkede herkesi sokağa davet etti ve hendek olaylarının, Kobani olaylarının tetikleyicisi, başlatıcısı konumunda açıklamalar yaptı. Bunu hiçbir yerde bu sözleri aklayamazlar. Ne kadar Batı başkentlerine de gitseler, ne kadar saatleri belirli ülkelere ayarlı politikalarda ortaya koysalar, bu milletin feraseti buna müsaade etmez. Ama yapılan böyle açıklamalar, ama başlatılan sivil girişimlerle bunlar da alenen ortaya çıkar. Merve Hanım, burada en değerli olan şey şu. Türkiye uzunca bir süredir terörle mücadele ediyor. Burada hem askeri anlamda, hem siyaset anlamında, hem bunun toplumsal psikolojisini yönetme anlamında çok büyük bir deneyim ortaya çıktı. Bakın, biz Suriye'deki meseleyi yönetirken neden bu kadar başarılı bir şekilde hem sahada, hem diplomaside, hem de oradaki insani faktörleri yöneterek bunu başarabiliyoruz? Çünkü uzunca bir süredir hibrit savaş denilen, sadece sahada sıcak çatışma unsurlarının değil, iletişimin, psikolojinin, kültürün, sanatın hepsini silah haline getirildiği ve endoktrinasyonlarla kendilerine mutant insanlar devşirdikleri bir savaş biçimi, hibrit savaş. Yani elinde silah yok, Türk Hanım'ın resmettiği gibi, ama bir elinde silah olan birinden farksız bir şekilde bu ülkenin birliğini, bu ülkenin huzurunu, bu ülkenin geleceğini hedef alıyor. Öyleyse şu an içinde bulunduğumuz dönemin avantajlarını, geldiğimiz noktadaki kapasitemizi iyi analiz etmemiz lazım. Bu da nedir? Hem sahada bununla mücadele eden cesur, kararlı, her zaman tarihin her döneminde olduğu gibi bir ordumuz var. Güçlü bir siyasi irade var Cumhur İttifakı'nın öncülük ettiği. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Devlet Bahçeli'nin bugün bu hafta grup toplantılarında vurguladığı. Bu siyasi iradenin etrafında bizle farklı düşünseler de memleket, millet meselesi olduğu için, bunu Türkiye'nin geleceği adına beka konusu olarak gördüğü için kenetlenmiş daha da geniş bir toplumsal, siyasal kabul var. Üçüncü olarak çok ciddi bir sivil girişim var burada. Diyarbakır anneleri bunun görünen yüzü, ama bakın yazarlar, entelektüeller artık eskiden olduğu gibi bir demokrasi ambalajıyla bir şey söylensin, zaman zaman kültürel aktivite olarak ambalajlansın ve bu ülkeyi bölmeyi, geleceğimizi karartmayı hedefleyen bir siyaset bunun arkasında gizlensin. Artık bunlar çok hızlı bir şekilde deşifre oluyor. Bunlar milletimizin gözünün önüne apaçık bir şekilde ortaya çıkıyor. Öyleyse 2023'e giderken bizim özellikle hangi siyasi partiden olursak olalım, bakın bir siyasetçi kimliğiyle bunu söylüyorum, bu olayın neresinde durdu? Yani ortaya konan bu hem sahadaki terörle fiili mücadele, hem siyasi irade, hem de buna, tüm bunlara sahip çıkan sivil irade. Biz ilk defa belki de bu denli güçlü bir şekilde Kürt kardeşlerimizin de desteğini alarak terörle hem sahada mücadele ediyoruz, hem de terörün bu sivil ve siyasal uzantılarıyla mücadele ediyoruz. O bölgede yaşayan çok sayıda dostumuz, arkadaşımız var. Gece 1'de, 2'de, Hakkari'de, Şırnak'ta dolaşmak belki de 3 sene öncesinde, 4 sene, 5 sene öncesinde imkansızdı. İşte ama Tülay bugün... Demir Oktay da az önce ondan bahsetti. HDP belediyeleri döneminde kayyum atanmadan önce vatandaş hala daha devam eden o tehditlerden bahsetti. Ve dördüncü nokta da işte bu. Yani demokratik zemini kullanarak
demokratik zeminin sunduğu kamu kaynaklarını kullanarak teröre kaynak oluşturma, teröre destek verme. Bunun da artık sonuna gelindi. Kayyum meselesi bunun önemli bir bölümü. Ama bir de şunu düşünün, çeşitli inisiyatiflerle, çeşitli demokratik görünümlü inisiyatiflerle ortaya konan bildiriler mesela yayınlandı. Bu bildirilerde açıkça devletimiz terör yapmakla suçlanarak bir girişimde bulunulmaya çalışıldı. Artık bu tarz kamudan toplumun kaynaklarını tüketerek teröre destek oluşturan anlayışların da artık sonuna geldik. Toplum çok hızlı bir şekilde bunlara reaksiyon gösteriyor. Siyasi irade buna çok hızlı bir şekilde reaksiyon gösteriyor. Gördüğü noktada bunu ayıklamasını biliyor. Ve sahadaki mücadeleyle, sivil toplumun desteğiyle, annelerin duasıyla, bu milletin kararlılığıyla terörü kurutma noktasına hızla yaklaşıyoruz. Peki.